Herkese saat 18.36'da. Ben çok çok kısa konuşacağım. Programda da yokum aslında. Ama arkamda gördüğünüz fotoğraflara ve aslında bu panelin hazırlık sürecinde olan birkaç şeye dair bir şey söylemek istiyorum. Bu panele biz 2 aydır hazırlanıyoruz. Ve bu arada Bilim Akademisi ofisine yeni bir arkadaşımız katıldı, İlke. Hazırlık sırasında bir gün toplantı halindeyken İlke şöyle bir soru sordu bize. Karma mı olacak panel dedi. Biz Canan'la güldük. Evet, karma olacak dedik. Ama tabii ki bu soruyu tecrübesinin eksikliğinden sormuyor. Aslında bir duruma işaret ediyor. Çok anlamlı bir soru. Çünkü Türkiye'de kadın hareketi muhtelif çerçevelerde, içerikte, kapsamda ve büyüklükte türlü türlü şeyler yapıyor. Ve dünyadaki hareketlere göre de hiç fena durumda değil aslında. Ve karma toplantılar da olabiliyor aslında. Tabii biz bilim akademisiyiz. Burada misafir olan herkes hoş geldi. Fotoğraflar sahada kitabından aslında çoğu. Birkaç tane benim çok kişisel favorim olduğu için ek yaptım. Sahada kitabını biz Cumhuriyet'in 100. yılı için yaptık. Ve az evvel bahsettiğim kadın hareketine de yer almak demeyeyim de böyle somut bir destek vermek istedik ve 100. yılda için 100. yılda bunun için çok anlamlı bir andı. Bir sene süren arşiv araştırmanın sonunda 12 kadının saha çalışmalarına odaklanan bir kitabı yayınladık. Ekol Vakfı'ydı bize destek olan. Kitabı dükkan.bilimakademisi.org adresinden alabilirsiniz. Kitapçılarda yok, iskeleler hariç. Ve bu panelde konuşmacılarla hazırlanırken de onlara dedik ki ne anlatacak, anlatırsanız anlatın. Aslında kitapla da ilgili ipuçları verirseniz çok çok iyi olur. Çünkü burada 12 kadının hikayesinden çok çok daha öte şeylerin anlatıldığını gördük. Ve her defasında onları tekrar söz konusu etmekte hiçbir sakınca yok. Kitabın tanıtımı değilse de burada böyle akademide kadınların varoluşlarına dair çok başlangıç aşaması diyebileceğimiz yıllardan bugüne kadar gelecek olan sorunlar, çözülmüş problemler, yığınla şeyin izi var diye. Ben şimdi Bilim Akademisi'nin başkanı Canan Atılgan'ı ve panelistleri çağıracağım buraya. Son arkadaşlar bir şey rica etti benden, unutmuyorum. Video çekiliyor salonda, bilginiz olsun. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben Sahada'nın editörüyüm bu arada. Müsemma Sabancıoğlu adım. Onu da bilmeyenler için. İyi akşamlar dilerim. Sağ olun. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ben Canan Atılgan. Bugün çok değerli konuklarımız var. Çok bizim için önemli bir konuyu konuşacağız. Müsemma'yı ben dedim onu tanıtacağım herhalde, unuttu kendini ama söyledi. Ben zaman polisliği yapacağım. Biraz soruları yönlendireceğim ama konuklarımın konuşmasına zaman ayırmak istiyorum. Onları size tanıtmak istiyorum öncelikle. Ayşegül Altınay, 2001 yılından beri Sabancı Üniversitesi'nde militarizm, şiddet, hafıza ve toplumsal cinsiyet üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Doktora derecesini Duke Üniversitesi Kültürel Antropoloji dalında aldı. Berna Zengin Aslan, 2013'ten bu yana Özyeğin Üniversitesi'nde din ve sekülerlik, bilim ve teknoloji sosyolojisi ve toplumsal cinsiyet üzerine çalışıyor. Doktora çalışmasını Kaliforniya Üniversitesi Santa Cruz Sosyoloji bölümünden aldı. Yüksek lisansı ODTÜ'den, bunu özellikle söylüyorum, Türkiye'de mühendis kadınlar üzerine ilk çalışma onun master tezi. Ve Zehra Taşkın, o da 2010'dan beri Hacettepe Üniversitesi'nde araştırma performans değerlendirmeleri, veri görselleştirmesi, bilimsel iletişim ve sosyal ağ analizi üzerine çalışıyor. Doktora derecesini de kurumundan aldı. Bilgi ve Belge Yönetim bölümünden. Evet, şimdi şöyle 2 tur yapacağız. İlk tur biraz daha herkes anlatacak, eteğindeki taşları dökecek. İkinci turda biraz daha toparlayacağız diye düşünüyorum. Ve şöyle başlamak istiyorum birinci tura. Şimdi Cumhuriyet döneminde akademide kadınlar hangi konumda, nereden nereye geldiler?
Çünkü bizim bu panellerimiz bir dizi biliyorsunuz 100. yıl, Cumhuriyet'in 100. yılı panelleri ve bu panellerin amacı biraz geçmişten buraya Cumhuriyet boyunca hangi konuyu ele alıyorsak getirmek ama biraz da yüzümüzü ileri dönerek nereye doğru gidiyoruz buna bakmak. Burada Ayşegül'le başlamak istiyorum. Kitabımızda ilklerden birçok kadın var. Size Su Gender Sabancı Üniversitesi'nde onun hikayesini biraz anlatmanı isteyeceğim. İstanbul Kadın Müzesi ile birlikte üniversitede kadınların tarihi üzerine önemli bir çalışma yaptınız. Çünkü aslında üniversitede kadınlar Cumhuriyet'te başlamadı, bir öncesi de var. Bir serginiz var. Bu sergide sahada kitabında da yer alan kadınların kimisi var. Tabii ki çok daha geniş. Ve akademide birçok ilkten bahsediyorsunuz. Hikayelerini su yüzüne çıkarıyorsunuz. Bize su gender deneyimini de kapsayacak şekilde diyeyim. Türkiye'de nereden nereye geldik? Toplumsal cinsiyet merkezlerinin tarihçesi nedir? Nereden güç aldık? Nereye gidiyoruz? Onu aktarmanı rica ediyoruz. Panelistlerin kimisi ayakta orada o mikrofonu kullanarak anlatmayı tercih edebilir veya buradan da anlatabilirsiniz. Tercihiniz nasılsa öyle devam edebiliriz. Ben galiba ekranı görmek için oraya geçeceğim. Tamam, süper. Çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Bir kere gerçekten çok çok büyük bir onur burada olmak ve böyle bir buluşmanın gerçekleşmiş olması. Biz buraya gelene kadar bile aramızda o kadar güzel sohbetler ettik ve ben o kadar çok şey öğrendim ki bu sohbetlerden çok minnettarım. Şimdi Canan Hoca birazcık şey verdi, tiyo verdi ama ben burada herkese sormak istiyorum. Bizim sosyal bilimlerde özellikle 60'lardan 70'lerden sonra gelişen feminist sosyal bilimlerde sorduğumuz ilk ve en önemli soru kadınlar nerede? Bir kere sahada kitabı için çok tebrik etmek istiyorum sizi. Çok çok heyecan verici. Ona baktığımız zaman kadınların Türkiye'de akademide her yerde olduklarını ve her yerde çok zorlandıklarını görüyoruz. Her yerde büyük dirençlerle karşılaştıklarını ve her yerde de büyük bir enerjiyle önlerine çıkan o dirençleri aşarak yeni yollar açtıklarını, bizi bu hikayelerle buluşturduğunuz için ben kendi adıma çok minnettarım. Çok zenginleşmiş hissettim kitabı okudukça. Ama şimdi herkese sormak istiyorum. Evet, Cumhuriyet'ten önce özellikle ve Cumhuriyet sırasında da yurt dışına gidip okuyanlar olmuş. Fransa'ya, Almanya'ya, Amerika'ya, Türkiye'den giderek okuyan kadınlar olmuş. Türkiye'de kadınların ilk defa üniversiteye girmesi ne zaman diye sorsam. Şimdi herkesin elini kaldırmasını rica edeceğim. Ben size çeşitli tarihler söyleyeceğim. Ve burada utanılacak hiçbir şey yok. Yani bunu bilmiyorsak bu aslında içinden geçtiğimiz eğitimin ayıbı. Ben de yakın zamana kadar bilmiyordum. Onun için hep birlikte bunu görelim istiyorum. Hepinize soracağım. Ben bunu sınıfta sorduğum zaman bir böyle zaman dilimi çıkıyor. O zaman diliminden başlayacağım. Mesela 1950'ler diyen var mı? 40'lar. Türkiye'de ilk defa ne zaman kadınlar üniversiteye girmeye başlıyor? Üniversitede okuma hakkını kazanıyor. 1950'ler yok galiba. 40'lar. Bir kişi var, emin değil. 30'lar. 20'ler, 10'lar, 1900'ler, 1890'lar. Yani şu bile bir baktıysanız görmüşsünüzdür. En az 40-50 yıllık bir zaman dilimine akademisyenler olarak, araştırmacılar olarak yayılmış vaziyetteyiz. Hepimizin burada olmasını mümkün kılan o kırılma noktasını bilmiyoruz. Şimdi bu ne demek diye bu panele başlamak istiyorum aslında. Ben de bilmiyordum çok yakın zamana kadar. 1870'lerde oraya kadar gitmedik ama gitseydik belki el kaldıranlar olacaktı. İlk defa kadınlar öğretmen okullarına girmeye başlıyorlar. Önemli bir dönüm noktası. Ama en önemli dönüm noktası 12 Eylül. 12 Eylül'ün başka bir şeyi de var, anabileceğimiz tarihi de var. 1914'te İnaz Tarlısı'nın yani bir kadın üniversitesi açılıyor. Arkada o binayı görüyorsunuz, İstanbul Üniversitesi içinde. Aynı yıl özellikle de Mihri Hanım'ın büyük çabalarıyla, ressam Mihri'nin büyük çabalarıyla kadınlar için bir güzel sanatlar okulu açılıyor. 1914 savaşın ortasında Osmanlı Cumhuriyeti'nde iki yüksek öğrenim kurumu açılıyor kadınların girebilecekleri. O kadınların önemli bir kısmı
Buna dair biz İstanbul Kadın Müzesi ile birlikte hem bir konferans yapmıştık 100. yılını anan, hem de bir sergi yapmıştık. Ağırlıklı olarak birazdan ona geleceğim. Meral Erkent'in çabalarıyla mümkün olan bir sergiydi bu. 1919'a kadar Kadın Üniversitesi devam ediyor. 1919'da karma eğitime geçiliyor. 19'dan itibaren yani şu anda yaşadığımız sistemin içindeyiz. Ama o karma eğitime geçene kadar ki süreçte kaç kadın okumuş, neler okumuşlar, bu bilgilere ulaşmak inanılmaz zor. Ama ulaşabildiğimiz kadarıyla gördüğümüz kadınların önemli bir kısmı bırakmak durumunda kalmış. Yani bitiren çok az kişi var, mezun olan çok az kişi var, çok ciddi bir bırakma oranı var. E tabii sağda kitabı da bize neden bunun böyle olduğunu anlatıyor. Her bir alanda kadınların ne kadar zor kendilerine alan açabildiklerini gösteriyor. Peki nasıl kadınlar yüksek öğrenime girmeye başlıyorlar? 1913'te bir dernek kuruluyor. Kadın Haklarını Savunma Derneği ve bir Kadınlar Dünyası ismi altında dergi yayınlıyor. Bu derginin bir dönem 3000 okuru var. Yani şu an için bile 3000 okur çok ciddi bir rakam. Bütün Osmanlı coğrafyasında okunan bir dergi ve bütün Osmanlı coğrafyasından mektuplar, yazılar alan bir dergi. O dönemin çok önemli dergilerinden. Ve bu dergi 1913'te hemen bir kampanya başlatıyor kadınların üniversiteye girmesi için. O kampanyanın yürütücülerinden Mükerrem Belkıs mesela 1913'te şöyle yazmış. Millete ve hükümete bir hitabe. Bu hakkımızın gasp edilmesinden dolayı ne kadar güçlü bir değil. Yani bu hak zaten var. Bizim doğal hakkımız. Bu gasp edilmiş vaziyette. Siz utanmıyor musunuz? Hani hiç mi vicdan yok? Nasıl bu hakkımızı gasp edersiniz diye isyan ediyor kadınlar. Ve bu kampanya çok destek görüyor. O dönemin erkek entelektüel yazarlarından da destek görüyor. Ve 1914'te savaşın ortasında bir kadın üniversitesi açılıyor. Biraz daha vaktimiz olsa belki arada hep birlikte bunu bir düşünürüz, bunun ne demek olduğunu. Osmanlı döneminde çok ciddi bir kadın hareketi var. Bunu 1990'lara kadar bilmiyorduk. Mesela ben Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciyken, Yeşim Arat'la biliyorum, Bilim Akademisi üyelerinden sevgili hocam, onun derslerinde konuştuğumuz bir şeydi Türkiye tarihinde, politikada kadınlar. Ve o dönem Deniz Kandiyoti, Yeşim Arat, bu alanda çalışan feminist akademisyenler dahi Türkiye'de feminizmin 1980'lerde başladığını düşünüyorlardı. Çünkü bilmiyorduk Osmanlı'nın son döneminde çok güçlü bir kadın hareketi olduğunu. O dönem kurulmuş derneklerin bir kısmı şunlar. Ve mesela Kürt Kadınları Teali Cemiyeti'nin tüzüğü zannediyorum, Kadınlar Dünyası'nın matbaasında basılıyor. Yani aralarında çatışmalı değil, belli ki dayanışmaya dayalı bir ilişki var. Çok farklı kesimlerden kadınlar kendi seslerini duyuruyorlar. Yine çok önemli bir dönüm noktası. Kadınlar aslında belki şunu da bilenler var mıdır bilmiyorum. İlk kurulan partilerden biri Cumhuriyet'te Kadınlar Fırkası. Rahmetli Zafer Toprak'ın üzerine araştırma yaptığı bir alandı bu. Fakat onaylamıyor Ankara. 6 ay sonra hayır kurulamazsınız. Buyurun gelin Cumhuriyet Halk Partisi'ne diyor. Kadınlar çok moralleri bozuluyor ama Kadınlar Birliği'nde bir araya geliyorlar. Ve 1935'te bütün dünyadan kadınların geldiği 200 milyon kadını temsil eden 360 delege diyorlar. Uluslararası bir toplantı yapıyorlar. Bu toplantı için yıllarca uğraşıyorlar. Yani sadece güçlü bir kadın hareketi yok Osmanlı'nın son döneminde. Dünya kadın hareketiyle birlikte hareket eden, ilişkide olan ve onları buraya getirmeyi başarmış 1935'te bir kadın hareketi var. Bu toplantıdan hemen sonra Kadınlar Birliği kapatılıyor. Bir süre sonra tekrar kurulmak üzere. Biz ne yapıyoruz Sucender olarak bu tarihe baktığımızda? Beni en heyecanlandıran ve son yıllarda besleyen çalışmalardan bir tanesi 2013'te başlattığımız Cins Adımlar oldu. Columbia Üniversitesi'nin Women Mobilizing Memory, Hafızayı Harekete Geçiren Kadınlar çalışmasına davet edilmiştim. Ve Avrupa'da birkaç böyle yürüyüşe katılmıştım. Şehirlerdeki kadın hafızasını anlatan yürüyüşe çok etkilenmiştim. Ve burada da böyle bir yürüyüş yapmamız gerektiğini düşünüyordum. Bu toplantı bir vesile oldu. Görüyorsunuz orada Columbia, NYU ve Şili'den, Almanya'dan gelmiş meslektaşlarımızla birlikte yürüyoruz. Ve burada Beyoğlu'nda kadınların unutulmuş tarihinin izini siliyoruz. Mesela şu meydanda eskiden bir bina olduğunu, onun içinde Meryem Şahinyan diye olağanüstü bir fotoğrafçı olduğunu biliyor muydunuz bilmiyorum. Saatlerce anlatabilirim. Beni de çok besleyen Cins Adımlar
hikayelerini. Women Mobilizing Memory kitabının içinde bir makale yazdık bununla ilgili. İsteyenlerle de daha sonra paylaşabilirim bunu. Cins Adımlar olağanüstü güzel kapılar açtı. Gönüllü gençlerin araştırmacı olduğu ve hikaye anlattığı bir yolculuk olarak devam ediyor. Beyoğlu'ndan sonra Kadıköy ve Balat rotaları da geliştirdik. Ve her birinde bizi çok şaşırtan, kadın akademisyenlerin tarihine dair de çok şaşırtan çok şey öğrendik. Ama nasıl yapabiliyoruz bu yürüyüşleri? Çünkü sevgili Şirin Tekili'nin başta olmak üzere Füsun Ertuğ ve pek çok feminist araştırmacının birlikte kurdukları bir kadın eserleri kütüphanemiz var ve araştırma merkezimiz var, bilgi merkezimiz var. Aynı zamanda örneğin kadın üniversitesi kurulduğunu, kadınlar dünyasının kurucularından, editörlerinden, burada editör grubunu görüyorsunuz, Nuriye Ulviye, Mevlan Çivilek gibi kadınların hikayesini bize aktaran İstanbul Kadın Müzesi ve İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi gibi sanal müzeler bunlar. Olağanüstü çalışmalar var. Her ikisinin de kurucusu sevgili Meral Akkent. Ben Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin de içinde olmaktan büyük onur duyuyorum. Olağanüstü güzel çalışmalar yapıyor. Meral Akkent Almanya'da yaşıyor ama hani bu sorduğunuz kadınlar nerede bu şehrin tarihinde, bu ülkenin tarihinde çok önemli kapılar açıyor. Birlikte düzenlediğimiz bazı konferanslar bunlar. Bunu da şöyle bağlayarak bitirebilirim. Üniversitelerdeki kadın merkezleri çok önemli ve son zamanlarda da çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ama üniversitenin dışında da çok önemli çalışmalar yapılıyor ve birlikte hareket ettiğimizde hepimiz için çok yeni kapılar açılıyor. Dolayısıyla burada durabilirim ben. Teşekkürler. Ben de o zamanlar süper zamanlama 11-12 yaşında olan kızları alıp Kadıköy'deki Cins Adımlar'a katılmıştım ve çok keyif almıştım. Devam ettirdiğinizi duymak çok mutlu etti beni. Berna, senle devam etmek istiyorum. Bu arada biz ünvan kullanmamayı ve birbirimize sen diye hitap etmeye sözleşmiş olarak geldik buraya, haberiniz olsun. Yoksa ben herkes, yani Ayşegül'ü çok eski tanıyorum ama diğer iki konuğumla bugün aslında yüz yüze tanıştım. Şimdi kitapta bir mimarımız var, üç mühendisimiz var, bir botanikçimiz var. Bu arada mühendislerimiz hepsi jeolog. Yani kitabın aşağı yukarı yarısı pozitif bilimlerden olan kadınlar diyeyim. Dünyada kadınlarla daha bir eş... Yani kadınlarla daha aklımızda eşleştirdiğimiz, herkesin eşleştirdiği sosyal bilimlere göre Türkiye'de tarihsel olarak pozitif bilimlerde kadınların vardı çok bizim gözlemimiz. Ama bu konularda sen araştırma yaptın. Dünyada ve Türkiye'de teorik ve tarihsel çerçevesi nedir? Biraz bunları senden duyabilir miyiz Berna? Tabii ki, lütfen. Merhabalar. Canan Hoca'nın diyeceğim. Benim için çok kolay olmayacak Canan'a geçmek. Canan Hoca'nın da söylediği gibi mühendislik ve bilim alanlarında kadınların var olduğunu görüyoruz. Ve bu aslında Türkiye'de o dönemde var olan bir şeyin yansıması. Yani sadece kitaba özgü bir şey değil. Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşunun ilk yıllarından itibaren bilim ve teknoloji alanında, mühendislik alanlarında kadınların oldukça hatırı sayılır bir şekilde var olduğunu görüyoruz. Bu öyle ki hatta batıya göre, yani o dönemin endüstrileşmiş, gelişmiş olarak, yani endüstrileşmiş toplumları olan daha batılı Amerika, Avrupa ülkelerine göre hatta daha yüksek oranlarda... bu konuda yapılan önemli araştırmalardan birisi burada aramızda olan Ayşe Hoca'nın, Ayşe Öncü'nün araştırması. Ayşe Öncü mesela 60-70 arasına bakıyor. Yani hani Cumhuriyet'e tekrar döneceğim ama onun verdiği e-mail'e gelinen yerin anlaşılması açısından önce bir bahsetmek istiyorum. 1967'de örneğin oranlar şöyle, avukat ve doktor oranlarına bakıyor Ayşe Hoca. %3 avukat, Amerika'da avukat oranı %3 ve doktor oranı %6 iken Türkiye'de bu %18 ve %15. Yani avukat oranı %3'e %18, Amerika'da %6'da doktor oranı %6 iken Türkiye'de %15. Fransa'da da %15 bu arada. Ben de master tezimi 90'ların sonunda yaptım araştırmasını ve 2000'de tamamladım. Ben baktığımda da Türkiye'de mühendislerin oranı %12,5'tu. Şimdi %25.
Şimdiki oranlara tekrar dönüp baktım hazırlanırken. Amerika'daki şu andaki oranlar bütün STEM dediğimiz alanda, yani bilim, teknoloji, mühendislik ve yani doğa bilimlerini içine alan STEM dediğimiz alanda. Evet. Bu hepsini içine aldığı zaman %30 ve %20-25 çalışan oranı, öğrenciler de %30 düzeyinde. Bizde yine mühendislik alanında akademisyen oranı %24. Yani yakınız ama bizdeki sadece mühendislik oranı buradaki Amerika için bütün bilim alanlarını ve mühendisliğini de içine alıyor. Dolayısıyla aslında fena bir yerde değil, halen yakalamış durumda. Batı'da bir sonraki slide'da var mıydı? Bakabiliriz bir sonraki slide'a. Tamam. Buradaki yazılar çok küçük ama burada gösterilen hani yine genel bilim ve teknoloji alanında Türkiye bu servis ve şey alanları ayrılıyor. Servis ve üretim alanı ayrılıyor. Buralarda da çok detaylı girmeyeceğim detaya, çok zamanımız yok ama Türkiye şu anda Batı Avrupa Türkiye'yi yakalamaya yakın yakalamış durumda araştırma alanında, yani bilgi üretimi alanında. Servis sektörüne çok şu an değinmeyeceğim. Araştırmacı oranı olarak baktığımızda %37 ile Türkiye yani biraz önünde. Yani şöyle diyeyim, Cumhuriyet'in başında ve 60-70'lerde çok öndeyken şu anda Batı'daki oranlar bizi yakalamış durumda. Genel çerçeve bu. Şimdi sorumuza geri dönersek neden böyleydi? Ayşe Hoca'nın makalesinin başlığı da Why So Many? Yani neden çok bu dönemde? Çünkü yani bu endüstrileşmiş ülkelere göre hakikaten fazla oranlar. Bunun tabii ki en baştaki nedeni Cumhuriyet ideolojisi. Cumhuriyet ideolojisi özellikle kadın erkek eşitliğine vurgu yapan bir ideoloji. İlerlemeci ve hani seküler bir ideoloji. Yani o dönem bir kadınların konumunu, yani kadın erkek eşitliğinin sağlanması için bir takım adımlar atılıyor. Bu hepimizin bildiği işte Medeni Kanun'un getirilmesi, poligaminin kaldırılması, oy hakkının kazanılması, kadınların eğitime teşvik edilmesi gibi bir takım uygulamalarla kadın erkek eşitliği vurgulanıyor. Kadınlar eğitime çok ciddi anlamda teşvik ediliyorlar, eğitim alması isteniyor. Tabii bu özellikle yani bu modernleşmeci bir ideoloji olduğu için bilim vurgusu da çok önemli. Yani bu sadece Kemalizmle ilgili değil, Osmanlı'nın son döneminden başlayan bir süreç, Osmanlı modernleşmesinden gelen bir süreç. O zamandan itibaren hani Osmanlı'ya pozitif bilimlerin, pozitivizmin, bilime ilginin girmeye başladığını görüyoruz. Daha sonra yani bu Kemalizm için çok önemli eğitim sistemini mesela bilim fikri etrafında örgütlüyor. Ve kadınları yeni kadınlar ve yeni erkekler tanımlıyor. Bunları tanımlarken de örneğin kadınların yani milliyetçi bir ideoloji olarak yeni nesilleri yetiştirecek anneler olarak görüyor. Ama onları müsbet kafalı tırnak içinde olarak tanımlıyor. Yani böyle hani pozitif, hani bilime yani açık kafalı, bilime yatkın kadınlar olarak kurguluyor, düşünüyor ve bunu önemsiyor. Böyle bir ortamda kadınlar eğitim almaya başlıyorlar ve çoğunlukla bunların elit ailelerin, yani eğitimli ailelerin kızları olduğunu görüyoruz. Örneğin mesela Türkiye'nin ilk kimya profesörü Remziye Hisar'ın babası bir yarbay. Onun oğlu da çok ünlü, dünyaca ünlü bir fizikçi olan Feza Gürsey. Tanıyorsunuzdur. Örneğin bunu dünyada da görüyoruz. Bu sadece Türkiye özgü değil. Emin Oyter'in babası mesela ünlü bir matematikçi, çok önemli bir matematikçi. Babası da matematikçi. İlk programcı olarak tanınan Ada Lovelace'ın babası Lord ve kendisi bir şair ama her akşam bilim insanlarına topladığı toplantılar yapılıyor ve Ada Lovelace burada Babbage'la tanışıyor ve sonra beraber programlama dilini geliştiriyorlar gibi. Yani genel olarak aslında böyle bilimde görünen böyle bir durum var. Bilim, yani elit ailelerden kadınlar daha ilk özellikle dönemlerde bu alana giriyorlar. Bunun dışında bu kadınlar, yani bu özellikle sahada da çok görüyoruz bunu bu kitapta. Bir adanmış ikisiyle yapıyorlar. Çünkü bir görev olarak düşünüyorlar. Cumhuriyet'in kuruluşunda ismi çok güzel, Cumhuriyet'in harcında bu kadınlar. Yani o kuruluş sürecinde onlara bir görev verilmiş, bir görev hissiyle yaptıkları bir iş. Yani bilim ahlakı, bilim etiğini ya da meslek ahlaklarını bu sorumluluk ve sorumluluk hissiyle beraber tanımlıyorlar.
Bu onların mesleklerinin çok önemli bir parçası haline geliyor. Yine yani bu şu da ilginç bir nokta, hani Kemalizmin pozitivizme verdiği önemden ya da bilimselliğe yaptığı vurgudan dolayı bu kadınlar eğitim alacağı zaman bilim eğitimi de alıyorlar. Hani genelde bizim gördüğümüz şey pattern şeydir, hani kadınlar daha çok sosyal bilim aralığında daha çok görülür. Ama o dönem hani çok erken bir dönem olmasına rağmen bu kadınlar bu hani o atmosferin de etkisiyle, o bilime yapılan vurgunun etkisiyle bilim eğitimi de alıyorlar. Çok yine önemli bir faktör daha var. Bu geç kurumsallaşma diyebileceğimiz durumla ilgili. Yani Batı'da bilimin çok daha bilimsel kurumsallaşmasının diyelim bilimin çok daha geriye gidiyor. Yani modern bilimin dersek. Bilimin tabii ki çok daha eski bir tarihi var. Özellikle modern bilim dersek bunun tarihi nasıl diyelim? Yani aslında ilk üniversite 11. yüzyılda hani kuruluyor. Yani bir anekdot olarak şeyi söyleyeyim. Mesela Bologna Üniversitesi'ne gittiniz mi bilmiyorum. Oradaki salonlarda toplantı yaparken duvarlarda oradaki bütün hani görev yapmış profesörlerin resimleri yer alıyor ve hepsi erkek. Yani çok ilginç bir deneyim oluyor. Bütün duvarların erkek resimleriyle kaplı olması. Böyle bir atmosfer, böyle bir yapı içerisinde kuruluyor bu ilk bilimsel kurumlar Avrupa'da özellikle. Örneğin mesela civil engineering dedikleri, yani bizde inşaat mühendisliği hani şey olarak kuruluyor 1700'lerde, askeri olmayan bütün mühendisliklere civil engineering deyip kuruyorlar ve 1700'lerde yine çok yani ataerkil kültürün güçlü olduğu bir dönemde kuruluyor. Yine bilimin ilk yani Francis Bacon'ın yazdıklarına baktığımızda hani Francis Bacon özellikle bilimsel metodoloji üzerine yazan bir bilim felsefecisi olarak yani tanıyoruz. Çok etkili bir isim ve onun yazdıklarında doğanın dişil olarak tanımlandığını, she olarak referans veriyor mesela. Bilime de he diyor. Doğanın kadın olarak temsil edildiği, sembolize edildiği ve neredeyse böyle tecavüz metaforlarıyla, yani bilimsel araştırmanın, bilimin yapması gereken şeylerin neredeyse böyle bir hani çok böyle bir tahakküm kurucu bir dille anlatıldığını görüyoruz. Mesela şey diyor, doğayı adım adım izleyip peşini bırakmayacaksın. Bir insan doğanın her kıyı ve köşesine girip çıkmakta tereddüt etmemelidir diyor. Yani böyle bir anlatı ve sembol kullandığı sembollerde doğayı çok dişileştiren ve mekanize eden, bilimi de daha böyle bir onu üzerine tahakküm kuran bir yapı olarak, bir aktivite olarak tanımlıyor. Burada hani Carolyn Merchant'ın özellikle Bacon'ı çalışmıştır. Söylediği çok güzel bir şey var. Yani o doğanın bu yaklaşımla daha yaşayan canlı olarak kavrayışından çıkılıp, yani canlı bir varlık olarak kavrayışından çıkıp daha mekanik bir anlayışa doğru geçildiğini söyleniyor. Mekanik ve üzerinde tahakküm kurulabilen bir şey. Şimdi bu neden anlattım? Bu hani bilimin ilk bilimsel çalışmaların ilk ortaya çıkışı, metodolojisinin tanımlanması, felsefesinin kurgulanması döneminde bilim çok eril bir şey olarak, erkek bir alan olarak kurgulanıyor. Hani özellikle Bacon'da bunu çok net görüyoruz. Dolayısıyla hani Türkiye'ye geldiğimizde Cumhuriyet'in ilk yıllarında, yani Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyet ilk yıllarında bir hani belli bir seferberlik olduğu çok açık. Hani kadınların eğitime katılması anlamında. Bu kurulan kurumlar daha genç, daha bu atmosfer ve kültürel ortam içinde kurulduğu için bu kadar sert bir eril bir söylem etkili olmuyor. Bunu çok görmüyoruz. Örneğin Batı'da mesela kadınların bilim ve teknoloji alanından dışlanması konusunu savunanlar çok biyolojik bir nasıl diyelim biyolojik tezler tırnak içinde kullanabiliyorlar. Diyorlar ki işte kadınlar zaten entelektüel olarak matematikte iyi değildir. Yani bilim yapamazlar. İşte mühendislikle yatkın değillerdir. Yani çok biyolojik indirgemeci, biyolojik tezler dediğimiz referanslar veriyorlar. Bunu Türkiye'de bu kadar net görmüyoruz. Dolayısıyla bu kadınlar da mesela Cumhuriyet'in ilk yıllarında yurt dışına eğitime gidip gelenler hep şunu söylüyorlar. Çoğunluk hani araştırmalarda görüyoruz. Orada laboratuvardaki tek kadın bendim. Türkiye'de durum daha çok daha iyi. İşte Türkiye'de çok daha şanslıyız. Ama tabii ki hani bu çok söyleniyor. Ayrımcılık Türkiye'de olmadığına dair
ifadeler kullanabiliyorlar. Ama tabii burada çok formal bir hani ayrımcılık anlayışı olabilir. Hani çok daha detayda gizli olabilir ayrımcılık. Hani yok da diyemeyiz. Kadınların sayıları batıya göre daha iyi diye. Son olarak iki şey, süremi aşmak istemiyorum daha fazla. Son olarak şeyi söyleyeyim, bir nedeni de şöyle bir şey. Türkiye'de bilim alanındaki yatırımlar Avrupa ve Amerika gibi çok değil. Yani orada çok büyük bütçeli oluyor bilimsel araştırmalar ve projeler. Dolayısıyla onun etrafında çok büyük bir iktidar oluyor. Ve hani bu tür durumlarda yani ekonomik değeri olan alanlardan kadınlar çok kolay dışlanır. Türkiye'de o kadar bunun etrafında büyük bir size iktidar verecek kadar büyük bütçeler olmayabiliyor. Yani yeni yeni bu hani Avrupa Birliği projeleriyle vesaireyle başladı. Ama hani tarihsel gelişim açısından böyle bir etkisi olduğunu da düşünebiliriz. Yani o kadar güçlü bir ekonomik güç veren bir şey değil. Prestij sağlayan bir şey değil. Prestijli olmasına rağmen hani ekonomik anlamda daha küçük bütçeli. O yüzden Türkiye'de böyle bir kadınların var olmasını alan tanımış olabilir diyeyim. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bu arada söylemeyi unuttum. Berna Hocam mühendis, lisanslı mühendis, şu anda sosyolog ama onun için içinden gelmiş olarak yapıyor bütün araştırmalarını ve eleştirilerini. Dude Wall diyorlar. Herifler duvarı. Gidiyorsunuz böyle yurt dışında. Dude Wall bu çok yapışmış ve artık böyle kadın resimleri de araya koymaya çalışıyorlar eşeleyip bulup. Kendileri de utanmaya başladılar. İnşallah. Evet. Şimdi Zehra, akademide kadınlar neler yaşar, neler hisseder, biraz bunları sana sormak istiyorum. Sen sahada hakkında bir blog yazısı yazdın ve orada bir sürü çok hoş tespitler, bizim bile görmediğimiz böyle okurken hiç kaçmış şeyler var. Onları çok güzel tespit ettim. Bir tanesi mesela bu imposter sindrom dediğimiz bir şey, sahtekarlık sendromu. Ama başka şeyler de yakaladın. Bize biraz bu perspektiften Cumhuriyet'in ilk döneminde durum nasıldı, şimdi nasıl anlatırsan birinci turumuzu seninle tamamlayacağız. Merhaba, burada olmak benim için büyük bir gurur. Çok heyecanlıyım. Sürçülisan edersem affola. Bu da bir kadın akademisyen bakış açısı. Sunumdan önce özür dilemek. Bunu her zaman karşılaştığımız şeylerden biri. Ben araştırma performans değerlendirme çalışıyorum. Toplumsal cinsiyet değil daha çok ama araştırma performans değerlendirmesinde kadınlar nerede tarafından bakıyorum genellikle. İnsanlara sorduğunuz zaman kadınlarla erkekler arasında araştırma performansında nasıl bir farklılık olabilir ki denilebilir ama durum bu. Ben şimdiye kadarki bütün etkinliklerimde Marie Curie'nin tek kadın olduğu fotoğrafı kullanmıştım. Müsemma'ya çok teşekkür ediyorum bu fotoğrafı tarihten çıkarıp getirdiği için. Akademide kadınların yeri aslında birazcık böyle. Azlar, çok büyük zorluklara göğüs germeye çalışıyorlar, var olmaya çalışıyorlar. Bu var olma çabası da bazı yeterlilik endişelerini beraberinde getiriyor. Yeterlilik endişeleri de biraz önce söylediğimiz imposter sendromuna sebebiyet veriyor. Ama buna birazdan geleceğim. Bu yazıyı ben çok beğeniyorum. Biz yine kendimize vuruyoruz çünkü imposter sendromu diyerek. Biz sahtekar gibi hissetmiyoruz aslında. Bize böyle hissettiriliyor. O yüzden buna imposter sendromu demeyelim de bize uygulanan sistematik bir ön yargı denmesinin daha doğru olduğunu söylüyor. Bu New York Times'a idi yanlış hatırlamıyorsam. Bütün slaytlarımın altına QR kodu koydum, tarayıp gidebilirsiniz. Mesela bu tür konuşmalar yaptığımızda Türkiye'de akademide öyle bir durum yok. Türkiye'nin karşılaştırıldığı zaman akademide kadın sayısı gayet fazla deniyor ama bir önceki slaytımda şey vardı. Hep besin zincirinin tabanındakiler kadın genellikle. Turuncular kadınlar, maviler erkekler. Profesörlerin yarısı, yani profesörlere doğru gidildiğinde erkeklerin oranı gittikçe artıyor. Bunun sebebi de işte kadınların bir şekilde sistemde elenmesi olabilir ya da işte başka yollara sapması olabilir. Hayatta karşılarına çıkan engeller olabilir vesaire. Müsemma'dan özür dileyerek kitabı çok karalayarak okudum. Bu kitapta fark edildi mi bilmiyorum ama bu cümleler benim için çok dokunaklıydı. Cüretimin hüsnü niyetimden dolayı mazur görüleceğini ümit ederim diye bir cümle var. Ya da
temel eksikliklerin bağışlanmasını dilerim gibi. Bizim genellikle her sunuma, her etkinliğe, her şeye başlarken ya ben yapıyorum ama kusura bakmayın bir yanlış varsa, dilim sürçerse affedin. Aslında uzmanım ama ya heyecanlıyım falan gibi şeyler söyleyebiliyoruz. Burada da geçiyor. Ben bu hafta hatırı sayılır bir süre geçirdim Hacettepe'nin merkez kampüsünde, tıp fakültesinde. Orada heykelleri daha önce fark etmemiştim. Bu hafta o heykellere dikkatli bakma fırsatım oldu. Biraz bekledim çünkü. Beklerken baktım bir tane kadın heykeli vardı. Erkek heykellerinin altında ev işte hemşirelik alanının gurusudur, çok işler yapmıştır, büyük işler yapmıştır falan. Tek kadın Gevher Nesibe. Ama hikaye Gevher Nesibe'nin hikayesi değil. Babasının sevdiği kumandanın ve onun adına bir şifahane açan abisinin hikayesi. Bu diyebilirsiniz ki ya 1100 yılında olan hikayeden bize ne? Tarih geçti. Ama değil, hala günümüzde var. Jaleyna'nın Wikipedia sayfasına gidiyorsunuz. Hemen ikinci paragraf. Babası Türkiye'nin ilk arkeologlarından Aziz Ogan, eşi bilim insanı Mustafa İnan'dır. Güzel. Mustafa İnan da yok. Neden Jaleyna'nın kocasıdır? Neden biz Pierre Curie'yi biliyoruz da Pierre Curie yapmış olsaydı Marie Curie'yi bilecek miydik gibi çeşitli soru işaretleri de geliyor. Ben bu konularda çalışıyorsanız bu kitabı çok tavsiye ediyorum. Bizim alanda önemli iki isim tarafından yazıldı bu kitap. Cassidy Sugimoto ve Vincent Lariviere tarafından. Çok detaylı bir analizle kadınların fonlarda, bilimsel işbirliklerinde, makalelere katkıda ne kadar farklı istatistiklere sahip olduklarını net, ampirik verilerle ortaya koyan güzel bir çalışma. Ben birkaç tane çok önemli olanını sizinle paylaşmak istiyorum burada. Bir şey yapmışlar, forecasting. Hani diyorlar ya, ortak yazarlıkta kadınlar erkekler kadar baskın. Temel bilimlerde öyle değil. Ve bir forecasting'e göre fizik alanında yarı yarıya olması için yılın 2168 olması gerekiyor. Bu ivmeyle giderse. Temel bilimlerde böyle. Bir de şu görsel, şu taraftaki görselde kadın akademisyenlerin daha çok işte sosyal çalışmalarda, sosyal bilimlerde, linguistik gibi alanlarda çalıştıkları, erkeklerin ise daha çok fizik, kimya gibi daha pozitif bilimlerde çalıştıkları ortaya çıkmış. 2008-2020 verisi dikkate alındığında. Bence ben bu görseli çok beğeniyorum. Biraz acı verici ama biliyorsunuz artık makalelerde kim ne kadar katkı sağlamış verisi var. Kadınların yaptığı makaleleri yazarken yaptıkları işlerle erkeklerin yaptığı işler burada. Kadınlar taslağı yazmak, veri toplamak, veri analiz etmek, görselleştirmekle uğraşıyor. Ama danışmanlık, makaleyi revize etmek gibi son kararlar genellikle erkek yazarlar tarafından yapılıyor. Evet, kadınlar ortak yazarla çalışıyorlar ve varlar ama yine son karar verme merciği de erkek ortak yazarların daha baskın olduğunu görüyoruz. Bir de hiç konuşulmayanlar var. Bu 2012'den bir fotoğraf, 2011. Kucağımda 6 aylık oğlumla da yüksek lisansız yazıyorum. Kadınların başka bir de bakım yüküyle ilgili sorunları var. Özellikle Covid sonrası dönemde bunun arttığı çok biliniyor. Yani kadınların akademiyi terk ettikleri, özellikle sağlık alanında çalışanların akademiyi çok büyük oranda bıraktıkları ile ilgili çok önemli çalışmalar yayınlandı. Onlardan birkaç tanesini koydum buraya. Hatta çeşitli eylem planları hayata geçirildi. Çünkü sağlık alanında çok ciddi bir eleman eksikliği ortaya çıkmaya başladı. Kadınlar sağlık alanından çekildiği için. Çünkü bakım yükü, iş mi bakım yükü mü arasında bir karar vermek zorunda kaldı bazı kadınlar. Biraz da yine istatistiksel konulara girelim. Erkekler daha çok kendine atıf yapıyorlar. Bu da onların görünürlüklerini artırıyor. Şimdi bu çalışmaya çok eleştiri atıf geldi. Bütün makalelerde yazar ismi yok. Nasıl ayrıştırıyorsunuz? Unisex isimler nasıl ayrıştırılıyor diye. Sonra ek çalışmada da şu ortaya çıktı. Genellikle ilk isimde initial kullananlar kadınlar. Çünkü isimler, yani cinsiyetlerin bilinmesini istemedikleri için isim kullanmıyorlar. Böyle bir sonuç ortaya çıkınca bu çalışma biraz sansasyonel olduğu için yöntem sorunları var. Yine kabul ediyorum. Ama literatür
türde erkeklerin kadınlara göre kendi kendilerine daha çok atıf yaptıklarını gösteriyor. Sadece kendi atıflarda değil, atıf sayılarının dağılımında da böyle. Birazcık aslında çok normal, beklenen bir şey. Yayın sayısı çoksa erkeklerin, atıf sayısı da çok olacaktır. Yani burada manipüle etmek istemiyorum sayıları. Ama atıf yapma alışkanlıklarında genellikle bir ön yargı olduğu da ortaya çıkıyor. Bunu ben geçen sene bir konferansta dinledim. Bunu özellikle eklemek istedim. Panel değerlendirme raporları inceleniyor. Diskurs analizi yapılıyor. Ve bu diskurs analizinde eğer proje önerisinin sahibi kadınsa she is not bad gibi negatif cümleler kullanılırken proje önerisinin sahibi bir erkekse he is good gibi daha pozitif sözcükler söylendiği ile ilgili. Bu yüzden de panel değerlendirmelerinin çok daha şeffaf ve açık yapılması gerektiğiyle ilgili önemli sonuçların çıkarıldığı bir makale bildiriydi bu. Daha henüz ön çalışma aşamasında ama ön bulgular bence oldukça etkileyiciydi bu çalışma için. Bu çok bilinen bir şey, Matilda etkisi. Matthew etkisini hepimiz biliriz. Kimde daha çok varsa onun daha çok olacak. Kimde yoksa onun olmayacak. Yani para parayı çeker gibi bir yaklaşım aslında. Matthew etkisini böyle anlatmaz ama. Margaret Rosseter diyor ki Matthew etkisi bu kadar basit değil. Özellikle kadınların olduğu yerlerde kredi her zaman erkeğe, yani onunla beraber çalışan erkeklere aittir. Biraz önce Cale'nin örneğinde gördüğümüz gibi hocası, kocası, babası mutlaka bir yerden bir şekilde anılır ve biz o kavramları, o kuramları erkek olanın danışmanlarının adıyla biliriz, anarız. Ve kadınları görünmez yapar. Bunun bir tercih adı da Matilda etkisi. Ben ilk kısmı bitireceğim. Bu sene Feminist Gece Yürüyüşü'nden birkaç tane poster çaldım. Bu benim en beğendiğimdi. Kadınlarda bir imposter sendromu olduğuna inanmıyorum. Bunun sebebinin bizim kendimizden şüphe etmemizi bekleyen sistem olduğunu düşünüyorum. Ama biz buradayız. Dolayısıyla bu şüphelerimizi de kendi kendimize gideriz diye düşünüyorum. Benim bu ilk PR için söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Bir ampirik çalışmada ben ekleyeyim. Kadınlar mesela teknisyen rollerinde ise yazar olarak eklenmeme ihtimalleri daha yüksek. Yani sizin oranlarınızda kadınlar aslında daha da fazla yazar arasına bile koymuyorlar. Bir de böyle bir çalışma var. Yani bunları da niçin konuşuyoruz? Böyle ağlamak, üzülmek için değil. Kendi aslında kadınlarda da var bu eğilimler. Bizler de yapıyoruz. Farkında olmadan farkına varalım, kadın olsun erkek olsun ve bunları yenelim diye konuşuyoruz diye düşünüyorum. Hep bir pozitif tarafından bakmak istiyorum ben bu işi. Bir de şey diye düşünüyorum, yani işte ya bilim bu, kadın yapsın erkek yapsın ne olur falan diyebilirdik. Ama artık bugün biliyoruz ki azınlıklar ve kadınlar araştırma ekiplerine girdikleri zaman farklı yönlere gidiyor. Dünya daha iyi bir yer haline geliyor azınlıklar ve kadınların içinde olduğu araştırmalarda ve farklı araştırmalar yapılıyor. Benim bir iki örneğim vardı ama Müslüman'ın benim dikkatimi kitaptan çektiği bir örnekle yani kadınların varlığı ne fark ettirir gibi. Bursa Evleri, Leman Thompson'un Bursa Evleri kitabında Bursa'da evleri gezerken kadınlara ait olan birimlere giriyor ve onların yerleşimiyle ilgili ve onların mimarisiyle ilgili yorumları var. Mesela bir erkek araştırmacı bunu asla yapamazdı çünkü o evin içine zaten davet edilmezdi o yıllarda. Böyle bakarsanız işte tıpta, sağlıkta, diğer alanlarda da farklı bakış açıları, farklı görüşler nasıl araştırmalara giriyor görüyoruz. Burada Berna sana sormak istiyorum. Şimdi bu Women in STEM, yani STEM'de kadınlar literatürü var. Burada nelerden bahsediyoruz? Gelecek nereye doğru gidiyor? Türkiye'de bunun neresindeyiz? Bize biraz bahseder misin? İkinci turda bu arada biraz daha kısa tutacağız. En başta söylediğim gibi ki sorulara zaman kalsın. Merhabalar tekrar. Ben de çok küçük bu şey bir anımı yine bahsedeceğim alakalı. ODTÜ Matematik bölümünün koridorlarında geziyordum 2000'lerde. Man of Mathematics diye bir poster gördüm. Çok merak ettim tabii acaba orada bir kadın var mı diye araştırmaya başladım. Sadece Emine Oyter vardı. Orada da şöyle yazıyordu. Bütün erkek matematikçilerin küçük kutucuklar içinde teorilerini özetlemişlerdi. Yani ne işler yaptıklarını. Emine Oyter için şey diyordu. Çok tombi, yani böyle kilolu ve tatlı bir kadın
yazıyordu. Kesinlikle abartmıyorum. Kilolu ve hafif kilolu, yani çevirmeye çalışıyorum. She was fat diye açıkça yazmışlardı yani. Yani şu anda hani bunları söylemek neyse ki daha iyi bir dönemdeyiz. Artık böyle çok açık açık rahatça bunlar söylenemiyor. Ama hani kilolu ve tatlı bir kadındı yazıyorlar. Çok önemli bir matematikçi kadın için. Onu biraz hani onunla rezon ettiği için söylemek istedim. Şimdi neredeyiz? Daha iyi bir yerdeyiz. Yani ne oldu? Feminist hareket güçlendi. Evet. Bazı yani özellikle sayfalar üzerinden konuşmak üzerine tasarlamadım ama görseller hani çeşitli kadın bilim kadınlarının fotoğrafları var. Onları geçebiliriz, gösterebilirim hızlıca. Rosalind Franklin'i, Ada Lovelace'den bahsettim. Hipatia var. Ve Maryam Rakhzani'yi özellikle anmak istiyorum. Çok genç yaşta kaybettik. Matematiği Nobel'i olarak bilinen Fields Medal'ı almıştı. İran'dan Amerika'ya giden ve orada bu ödülü alan matematikçi. Bu da şey üzerine, hani bu da bilgisayar, computer science 1940'larda çok iyi bir yerdeyken çok hızlı bir düşüş gösteriyor. Onda hani soru cevaplarda olursa bahsederim. Çok vaktimiz olmadığı için çok detaya girmiyorum. Daha iyi bir yerdeyiz. Feminist hareket güçlendi diyordum. Yani feminist hareketin etkisini burada çok rahat görebiliyoruz. Mesela işte Tim Hunt Nobel'li bir bilim insanı çıkıp o burada olması lazım, onu da gösterebilirim. Şey dediği zaman yani labda kızlarla problem yaşıyoruz, ya o size aşık olur ya siz ona aşık olursunuz ya da siz eleştirdiğinizde ağlarlar dediği zaman mesela böyle bir distractingly sexy hashtag'i çıkıp bir laboratuvardan kadınlar esprili fotoğraflarını koyup bir hareket başlattılar. Çok hızlı bir cevap ver yani, yani çok esprili ve şakacı bir şey oldu. Bir anda da güçlü bir eleştiri oldu. Bir anda patladı. Hani neyse ki böyle şeyler artık olabiliyor. Yani o biraz önce bahsettiğim hani bilimin çıktığı dönemde Francis Bacon'ın yazdığı bilimin erkek olması gerektiğine dair söylemleri artık o kadar rahat açıklığı o kadar bir nasıl diyelim açık cinsiyetçi bir şekilde söylenemiyor. Yani en azından çabuk reaksiyon görülebiliyor. Alabiliyor. Feminist hareketin özellikle güçlenmesiyle beraber yani 60'larda çok kritik ve 70'lerin sonlarında bilim tarihi çalışmaya başlıyor feministler. Bilim çünkü şöyle bir şey var yani biraz önce bahsettiğim biyolojik argüman yani bakın tarihe kadınlar yok demek ki kadınlar bu işi yapamıyorlar gibi bir argüman var özellikle Avrupa ve Amerika'da. Onlar da tarihe bakalım gerçekten yok mu diyorlar ve işte ilk dönemlerinde 1900 bu daha çok 70'lerin başlarına karşılık geliyor. 70'lerde daha çok tarihsel çalışmalar yapıp bu tarihteki bilim kadınlarının biyografilerini yazmaya başlıyorlar. O dönem bunlardan en önemlisi Rosalind Franklin'in biyografisi mesela. Böylece bir düzeltme yapıyorlar, bir düzeltme hareketi olarak da niteliyorlar kendilerini. Tarihin içerisinde aslında baktığımız zaman buradaki Hipatia gibi, Ada Lovelace gibi daha birçok kadın var. Amerika'nın işte Ay'a gönderdiği aracın yazılımcıları gibi. Hatta orada ırk faktörü de ortaya çıkıyor. Siyah kadınların çalıştığını da şimdi öğreniyoruz. Hani Ayşegül Hoca'nın söylediği yani tarihe dönüp dönüp çalışıldıkça aslında kazıldıkça orada kadınların olduğunu sahada kitabının da yaptığı bir şey bu. Görüyoruz. Var ama tabii ki sayıları az. Yine o dönem teori 80'lerden 90'larda özellikle bu konular çok tartışıldı. Bilimin aslında çok objektif göründüğü ama aslında bu tür ayrımcılıkları kültüründe ve pratiğinde yaptığına dair çok ciddi eleştiriler getirdi feministler. Dolayısıyla yani bilimin hani biraz önce bahsettiğim uzman meslekler evet yani bütün alanlarda daha nasıl diyelim kadınların sayıları yani kadınların önüne çıkan bazı engeller var ama özellikle bilim ve teknoloji söz konusu olduğunda o alanların kendine özgü dışlayıcı pratikleri olabiliyor. Neden? Çünkü bilim ve teknoloji çok bilgiye dair alanlar ve bilginin kendine dair bir iktidarı var. Ve bu hani
Kadın da bilgiyle çok özdeşleştirilmiyor. Yani o iktidardan hep uzaklaştırılıyor. Buna hani yani epistemik otorite diyebiliyoruz. Yani kadınların epistemik otoritesi, yani bilgiden kaynaklı otoritesi tanınmıyor. Pek kabul edilmiyor. Yani biraz önce Zehra'nın anlattığı şeyleri de bu çerçevede düşünebiliriz. Yani karşınızda bir kadın bir şey söylediği zaman bir etkisi oluyor. Buna bir erkek söylediği zaman daha etkili oluyor. Yani genelde insanlar erkekler söylediği zaman daha çok, daha az sorguluyorlar ve daha çok kabullenici olabiliyorlar. Dolayısıyla kadınları o otorite pozisyonuna oturtmakta toplum sıkıntı, yani alıcı olarak sıkıntı yaşıyor. Bunu bilim alanında da görüyoruz. Kadınların otorite olarak tanımlanmasında problem yaşanması durumunda. Bunu bu feminist eleştiri gündeme getiriyor. Diyor ki, yani şunu söyledi feminist bilim çalışmaları. Eğer biz bunu, yani bu tür düzeltmeleri yaparsak daha iyi bilim yapacağız. Yani şu haliyle kadınları dışladığı durumuyla bilim aslında kapasitesini tamamıyla yerine getiremiyor. Yani tam objektif bir çalışma yürütemiyor. Ama eğer kadınları buraya dahil edersek hem daha kapasitesi artacak, hem daha farklı bakışlar işin içine girecek ve gerçekten o zaman objektif olacak diyorlar. Yine mesela şöyle bir şey öneriliyor. Kadınlar bilim alanına girsin. Hani bu güzel bir şey, teşvik ediliyor ama mesela şu, orada da şöyle bir problem var. Kadınları o alana itiyorsunuz. Hadi burada var ol diyorsunuz ama bilimin kendisinin o kültürünü sorgulamıyorsunuz. Yani bu da bilimin aslında sanki cinsiyetsizmiş gibi davranıyorsunuz. Dolayısıyla bilimden herhangi bir cinsiyetsizleşme beklemeden kadınlardan aslında cinsiyetsizleşmesini istiyorsunuz. Nitekim aslında onu biraz belki sorularda da konuşuruz. Bu sahada kitabının, yani özellikle erken cumhuriyetten biraz önce bahsetmiştim. O dönem kadınlar mesela böyle kadınsı görünmüyorlar pek alanda. Yani çalışma hayatında böyle daha az, yani daha az feminen olmaları bekleniyor. Çünkü böyle onlar işte orada cumhuriyetin neferleri, bilimsel çalışmalar yapıyorlar ve hani çok da kadın olarak var oldukları, yani kadın kimlikleriyle çok da var olmuyorlar. Ya da işte şunu söylemeyi unutmuştum, onu da eklemek istiyorum. Mesela gidiyorlar alanı, kadınları görüyoruz ama hani böyle bir feminist bir politika değil tabii ki. Hani bunu da bekleyemeyiz o dönem için. Yani bekleyemeyiz derken hani çok yargılama anlamında söylemiyorum. Feminist hareket sonradan daha gelişip bu eleştirilerini gündeme getiriyor. O anlamda haksızlık etmek istemiyorum ama yine de kadınların çalışma hayatına çıkıyorlar ama evdeki sorumluluklarını tabii ki bırakamıyorlar. Yani orada hani cumhuriyetin öncü kadroları olarak varlar ama evdeki işler yine ya bir yardımcıyla çözmeye çalışıyorlar ya da kendileri yapıyorlar. Dolayısıyla bu hani feminist hareket, özellikle yani feminist bilim çalışmaları dediğimiz alan 70'ler, 80'ler ve 90'larda bu tür eleştirileri gündeme getiriyorlar. Ve bunların çok büyük katkısı oluyor. Yine bu cinsiyet, yani mesela bir örnek olarak bilim alanının cinsiyetsizleşmesini beklemiyoruz derken şöyle bir şey kastediyorum. Mesela bilimsel çalışmanın biz kesintisiz bir süreç olarak hayal ediyoruz. İşte CV'de belli bir gelişme çizelgesi bekleniyor bizden. Her yıl yayınlar, işte konferansa gitme vesaire. Bir kesinti mesela olumsuz olarak görülüyor. Ama bu tamamen aslında yani kadınların hayat biçimine, işte hamile kalmış olabilir, çocuğu olmuş olabilir. Hani bunu göz ardı eden bir şey. Dolayısıyla aslında objektif değil. Aslında cinsiyetli bir şey. Yani erkeği temel alan bir şey. Bizim onu tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu tür eleştiriler yerini buldu aslında büyük ölçüde. Yani son zamanlarda bu konuda çok büyük bir bilinçlenme var. Özellikle son 10 yılda. Örneğin UN, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü ilan etti 11 Şubat'ı. 2015'ten beri bu kutlanıyor. Bu hani bir bilinç yaratmak için her yıl. Kadınların ve kız çocuklarının eğitim ve bilim alanında önüne çıkan engellerin nasıl aşılacağına dair önerileri geliştirmek ve bilinçlik yaratmak için. Toplumsal cinsiyet eşitliği planları mesela üniversitelerde uygulanmaya başlandı. Avrupa Birliği proje başvurusu için bu planların üniversitelerde yapılmasını zorunlu tuttu. Bu da üniversiteleri toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda dengeli politikalar geliştirmeye zorlayan ve bir şey, sorumlu tutan bir belge. Mesela işte bizim üniversitemizde uygulandı. Türkiye'de başlandı, Koç'ta, Sabancı'da olduğunu biliyorum.
Bu tür olumlu şeyler, gelişmeler pardon, var. Şey ayağında, şirketler ayağında da projeler yapıldı, sivil toplumla beraber çalışmalar yapıldı. Ve şimdi benim yaptığım bazı ön görüşmeler var. Tekrar bu araştırmaya geri dönüyorum. Ve işte mühendis kadınlarla konuşuyorum. Tecrübelerinden bahsediyorlar. Diyorlar ki bundan 20 sene, 30 sene öncesine göre daha iyi durumdayız. Özellikle kurumsallaşmış kurum şirketlerde. Daha eşitlikçi bir ortam var. Mesela diğer slaydımda vardı. Amerika'da halen bir pay gap var. Yani mühendislik, yani STEM alanında erkek ve kadınların gelirler arasında halen bir farklılık var. Türkiye için olmadığı söyleniyor. Ama tabii ki tamamen eşit bir ortam olduğunu da söyleyemeyiz. Halen özellikle atama ve yükseltmelerde ayrımcılığı işaret ettiler benim konuştuğum kişiler. Evet, bu evet. Çok teşekkür ediyorum. Bu gender gap'i gösteren tablo Amerika için. Hocam toplamamız lazım. Tamam. Benim bitti. Evet. Sonuç olarak son cümlemi söylüyordum. Genel bir durumda düzelme var ama halen atama ve yükseltmelerde sorunlardan bahsediliyor. Ve bu işte glass ceiling dediğimiz, özellikle yani yükselmede kadınlar yönetici pozisyonlarına gelmekte zorluk çekiyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Hocam aslında buraya doğru da açılacağız. Ayşegül sen biliyorum yani şimdi biz akademide araştırma boyutu çok ön plana çıkıyor ama bir eğitim boyutu var, bir de topluma dokunma boyutu var ve kadınlar bunu biraz daha farklı yapıyorlar erkeklerden. Ve işte üniversite içinde de bir projenin parçasındaydın. Beni de bir iki çalışmanıza davet etmiştiniz. Gearing Roles projeniz bir Avrupa projesiydi ama bu deneyimin de dışında bir sürü araştırmanda olduğunu biliyorum. Yani kadınlar burada bu işin neresindeler? Nasıl farklar yaratıyorlar? Ne tür farklılıklar getiriyorlar akademik ortama? Biraz bize bunu anlatırsan teşekkür ederiz. Geçeyim mi? Süper. Şimdi buna geçmeden önce tam da Berna'nın ve Zehra'nın anlattığı yerden devam edecek olursak ben biraz kendi disiplinimden, antropolojiden bahsetmek istiyorum. Orada kadınlar nerede sorusunun ne kadar devrimci bir fark yarattığından bahsetmek istiyorum. İnsanlık tarihinin en uzun dönemi avcı toplayıcı dönem. Dolayısıyla atalarımızın, büyük atalarımızın bu dünyadaki varoluşun hani en uzun süre devam ettiği idame etme biçiminden, insanlığın kendisini idame etme biçiminden bahsediyoruz. Ve bu döneme 1970'lere kadar avcı dönem deniyor. O toplumlar avcı toplumlar. Şu solda gördüğünüz kitap Man the Hunter. O dönemin işte Harvard Üniversitesi, Minnesota, Chicago en önde gelen araştırmacılarının bir araya geldiği bir derleme ve o dönemin bütün şeylerine baktığınızda gördüğünüz imajlar bunlar. Avcı toplumda erkekler tabii ki avcılık yapıyorlardı. Buna dair hiçbir sorgulama yok. Ne zaman ki feminist araştırmacılar 60'ların sonunda 70'lerin başında kadınlar nerede bu toplumlarda, ne yapıyorlardı diye sormaya başlıyorlar. O zaman mesela onlardan bir tanesi antropolog Marjorie Shostak, o da Boston'dan, Harvard'dan Sahara'nın güneyine Kung toplumu arasına araştırma yapmaya gidiyor. Halen avcı toplayıcı olarak devam eden bu toplumlara baktığında çok farklı bir resim görüyor. Bir kere o dönemin Amerikan toplumundan çok çok daha eşitlikçi bir şey görüyor. İlişkilenme biçimi görüyor ve kendisi de feminist hareketin içerisine girmeye başladığı için bunu örnek gösteriyor. Biz de böyle olabiliriz diyor. Biz ne kadar aslında eşitsiz bir ortamda yaşıyoruz. Kendimizi çok modern gelişmiş zannederken bakın öğreneceğimiz çok şey var Sahara'nın güneyindeki bu avcı toplayıcı toplumdan diyor. Onun gibi pek çok araştırmacı şunu fark etmemize yardımcı oluyorlar 1970'lerde. Avcı toplayıcı toplum diye bildiğimiz, yani şimdi öyle bildiğimiz, o zaman avcı toplum diye bilinen toplumlarda insanların beslenmesinin %70 ila 90'ı, bazılarında hatta 90'ı da üstünde toplayıcılıktan geliyor. Dolayısıyla biz o toplumlara sadece toplayıcı toplumlar deseydik belki biraz daha yaklaşmış olacaktık. Nasıl bu insanlar kendilerini idame ediyorlardı, hayatta kalıyorlardı sorusunun cevabı. Avcı toplum diyerek aslında anlamamışız.
Yani kadınlar nerede sorusunu sormayarak, kadınları ciddiye almadığımız için, tabii bunu ciddiye almayanlar kimler? Erkek araştırmacılar veya hani patriarkal bilimin çok güzel burada anlatıldığı gibi soramadığı soruların bir sonucu olarak tarihimizin, insanlık tarihinin en uzun dönemini anlayamamışız. Çok uzun süre boyunca anlayamamışız. Anlayabilmemiz için kadınlar nerede sorusunu sormamız gerekmiş. Ve bu bir devrim aslında. Yani bunu sorduğumuz anda kadınların bir toplayıcılığın orada önemli bir rolü olduğunu anladığımız, sonra da kadınların toplayıcılıkla ilişkisini kurduğumuz, o zaten kurulmuş bir ilişki, anda bütün resim değişiyor. Ama aslında böyle mi? Şimdi burada zaten ikinci soruya geliyoruz. Kadınlar nerede sorusu çok önemli bir soru ama yeterli bir soru değil. Toplumsal cinsiyet kavramı tam da buradan çıkıyor. Kadın derken ne anlıyoruz, erkek derken ne anlıyoruz? Mesela yine antropolojinin gösterdiği şeylerden bir tanesi, dünya tarihinde pek çok toplumda böyle bir ikili cinsiyet sistemi yok. Başka cinsiyetler var. İki cinsiyetten ibaret değil. Herkes hayatı boyunca aynı cinsiyette de kalmıyor. Hayatının döngüsü içerisinde değişiyor ona atfedilen cinsiyetler veya bazıları farklı oluyor. Onlara verilen farklı ama onore edici, dışlayıcı değil, onore edici bir takım tanımlamalar var. Şimdi nasıl bir şey yapıyorduk? Ben uzun yıllar bu arada bunu böyle anlattım. Bakın avcı toplum değil, avcı toplayıcı toplum, kadınlar nerede sorusu ne kadar önemli. Ta ki şu araştırma çıkana kadar, 2020'de. Bu araştırma yayınlandı ve birden benim de gözüm açıldı. Ben de birçok şeyi varsayıyormuşum aslında o tarihe bakarken. Çünkü şu araştırma şunu gösterdi, bu bir araştırma ekibi. Sanırım Peru'da Ant Dağları'nda bir şey buluyorlar, bir mezar buluyorlar. O mezarın içerisinde büyükbaş hayvan avlamak için kullanılan aletler var. Onlarla gömülmüş 9000 yıl önceki o kişi. Ve tabii ki o kişinin de erkek olduğunu varsayıyorlar. Fakat sonra DNA vesaire analizi yapıldığında onun bir kadın olduğu anlaşılıyor. Şimdi bu belki daha eskiden olsaydı, deyip belki geçeceklerdi. Yanlışlık olmuş diyebilirler, istisnaymış diyebilirler. Ama artık son zamanlarda bu sorular ciddiye alınmaya başlandığı için, bir kırılma yaşandığı için, bir saniye diyorlar ya, elimizdeki diğer verilere de bir bakalım, acaba nerede duruyoruz? Ve o döneme kadar, bugüne kadar yapılmış, yapılan bütün kazılara bakıyorlar, arkeolojik kazılara, Kuzey ve Güney Amerika'da. %30 ila 50'sinin bu kazıların kadın olduğunu fark ediyorlar. Yani avcılık aletleriyle gömülmüş kişilerin ortaya çıkmış kazılarda %30 ila 50'si kadın. Şimdi bu tabii bütün resmi değiştiriyor. Erkekler avcıydı, kadınlar toplayıcıydı resmini alt üst ediyor. Yakın zamanda 2023'te daha da kapsamlı, dünyanın başka yerlerine de bakan bir araştırma yayınlandı. Artık hani avcı toplum ya da avcı erkek, avcı erkeklerden oluşan toplum, mitinin, efsanesinin tamamen yıkılması söz konusu. Onların da hani dünya çapında yaptıkları araştırmalar gerçekten %30 ila 50'sini, galiba %50'ye yakın bir rakam söylüyorlar. Avcı olarak gömülmüş, avcılık aletleriyle gömülmüş kişilerin kadın olduğu. Aynı zamanda da geçtiğimiz yüzyıla bakıyorlar. Yani bu yüzyılda yaşamış toplumlara bakıyorlar. O toplumların içinde de kadınların avcılık faaliyeti içerisinde olduğunu görüyorlar. Yani Marjorie Shostak'in araştırdığı Kung toplumu gibi toplumlarda da kadınların avcılık yaptığını keşfediyorlar. Muhtemelen erkekler de toplayıcılık yapıyorlardı. Tabii ki yapıyorlardı. Ve onun da adı yok. Yani toplayıcılığın da önemsenmemesi burada söz konusu bir eylem olarak ve toplayıcılık yapan erkeklerin de herhalde önemsenmemesi söz konusu. Dolayısıyla sadece kadınlar nerede değil, toplumsal cinsiyet nerede, kafamızda ne tür algılar var ve o algılar nasıl hakikati görmemizi ve çok önemli hakikatler bunlar. Tarihimizi algılayamamışız, insanlık tarihini tamamen yanlış algılamışız. Kafamızdaki toplumsal cinsiyet mitleri, o ikili cinsiyet sistemi ve ona dair yaptığımız varsayımlar nedeniyle. Şimdi bunlar Canan'ın sorusuna da buradan gelmek istiyorum. Hala bir anlamda devam ediyor. Yani hepimizin de anlattığımız gibi çok önemli gelişmeler var. Gözümüz çok açıldı vesaire. Ama neden o profesör katına gittikçe kadınların sayısı azalıyor, erkeklerin sayısı artıyor?
çok önemli bir şey. Üniversitelerde de yaşanmaya devam eden cinsel taciz ve toplumsal cinsiyete dayalı çeşitli ayrımcılık mekanizmaları. Bugün buraya gelmeden önce okuduğum şeylerden bir tanesi doktor öğrencimiz Fulya Kama Özalkan'ın gelecek ay savunacağı tez. Me Too hareketi, Türkiye'de Me Too hareketi ve Susma Bitsin platformu üzerine yazıyor. Amerika'da da Me Too hareketinin nasıl çıktığına bakıyor. İlk çıkış noktaları cinsel tacizin ilk isimlendirildiği anlardan bir tanesi 1974'te Cornell Üniversitesi'ne bir araya gelen ağırlıklı olarak akademisyenlerden oluşan kadınlar şunu fark ediyorlar. Cinsel tacize uğradığı için bir işi bırakmış veya işinden bir işi bırakmamış veya işinden olmamış kimse yok aralarında. Yani her kadın cinsel tacizden dolayı ya işini kendisi bırakmış, uzaklaşmış veya zaten uzaklaştırılmış o yüzden. Bunu fark ettikleri anda zaten bu bir bilinç yükseltme sürecine dönüşüyor. Çünkü her kadın bunu o sırada kendi şeysi, özel hikayesi olarak yaşıyor. Yalnız olmadıklarını anlayınca kişisel olan politiktir anlayışı üzerinden bunun üzerine gidiyorlar, araştırmaya başlıyorlar. Cinsel taciz kavramı gelişiyor ve bu hem hukuku hem de kurumsal mekanizmaları değiştirmeye başlıyor. Sabancı Üniversitesi olarak gurur duyduğumuz bir şey 2006'da cinsel taciz üzerine bütün üniversite çapında bir tartışma başlattık. Öğrenciler hatta buna ön ayak oldular. Bazı derslerimizde öğrenciler bu konuda araştırma yaptılar, paperlar yazdılar. Ve üniversitenin yöneticilerinin, öğretim üyelerinin, çalışanlarının, öğrencilerinin bir araya geldiği bir yıllık bir süreçle, gerçek anlamda bir birlikte yaratma süreciyle, Tosun Terzioğlu'nu da saygıyla anmak istiyorum Bilim Akademisi'nde kurucu üyelerinden, rektör de o sırada, Türkiye'nin ilk cinsel taciz yönergesini yazdık. Yani böyle bir yönerge ve mekanizma oluşturan ilk üniversite olduk Türkiye'de. Şimdi çok daha fazla sayıda var bunlar, bu mekanizmalar. Ama ne kadar işliyorlar? Nerelerde takılıyoruz? Gerçekten hayata geçirebiliyor muyuz bunları? Bu soruları sormamız gerekiyor. Ve Canan'ın da söylediği gibi, Berna da bahsetti. Artık Avrupa Birliği'nden herhangi bir alanda proje almak için yani kimya araştırması yapmak istiyorsanız dahi başvurduğunuz üniversitenin bir toplumsal cinsiyet eşitlik planının olması gerekiyor. Bu zorunluluk çok önemli bir zorunluluk. Türkiye'de de araştırma yapan üniversiteleri ve onun içindeki bu mekanizmaları geliştiren kişileri çok güçlendirdi. Ama ne kadar hayata geçirebiliyoruz bu yazdıklarımızı? Mesela biz de Gearing Rose bir Avrupa Birliği araştırması çerçevesinde Canan'ın da katkıda bulunduğu üniversite çapında 100 kişinin öğrenci, öğretim üyesi, çalışan bir araya gelerek böyle 3 yıla yayılan bir süreçte birlikte yazdığımız son derece güçlü, çok ilham verici, hem sorunları daha iyi gördüğümüz hem onları nasıl aşabileceğimizi daha iyi gördüğümüz bir metin çıkardık. Şimdi 3. yılını doldurdu. Ne kadarını hayata geçirdik orada yazdıklarımızın? Çok ciddi bir soru işareti. Ve bunu sadece şimdi biz sormuyoruz. Avrupa Birliği sormaya başlayacak. Yakında monitör izleme süreçleri başlayacak. Üniversitelere yani sadece kağıt üstünde bunları söylemek yetmiyor. Ne kadar hayata geçiriyorsunuz? Hayata geçirmeyen üniversitelerde bütün araştırma projelerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Bu mekanizmalar çok önemli çünkü kişiselleştirmekten uzaklaştırıyor meseleyi. Ben kendi adıma söyleyebilirim. Cinsel taciz yönergesini çıkardığımız anda bazı şikayetler pat diye kesildi. Yani belli şikayetler vardı, belli kişiler üzerinde de yoğunlaşan. Pat diye kesildiler. Dolayısıyla bu tabii ki ondan sonra devam etmedi. Ve bu mekanizmalara rağmen yanında olamadığımız, aslında destek olamadığımız öğrencilerimiz, çalışanlarımız olmadı demek değil. Mükemmel işlemiyor bu mekanizmaların hiçbiri. Ama işletmek hepimize bağlı. Hepimizin bunun için hareket etmesi gerekiyor. Ama o mekanizmaların olmasının kendisi çok büyük bir fark yaratıyor. Hem mağdur olanları güçlendirmek hem de aslında herkese bir şeyleri hatırlatmak için. Ben bu komitede yıllarca yer aldım. Komiteye gelip ben bunu hiç görmemiştim, duymamıştım. Yaptığımın da böyle bir şey olduğunu farkında değildim diyen insanlara da rastladım. Ve o süreç sonucunda gerçekten samimi bir şekilde dönüşen, her dersinde bu konuyu okutan, her şeyine, ders programına, cinsel taciz yönergesini koyan öğretim üyeleri de oldu. Ki bence bu aslında standart olmalı. Benim yıllardır bütün ders
programlarımda üniversitenin bu akademik özgürlükler, cinsel tacizle mücadele, ayrımcılık karşıtlığı ve en sonunda toplumsal cinsiyet eşitliği planı var. Öğrencilere de bunlar hani hepimizin ortak hakları, ortak anayasamız gibi bunu bilip birlikte hayata geçirelim diye çağrıda bulunuyorum. En son olarak yine daha önce kadın İstanbul Kadın Müzesi ve İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nden bahsetmiştim. Yani akademi dışındaki araştırmalar da bizi ne kadar besliyor. Türkiye'de bu açıdan çok şanslıyız diye düşünüyorum. Hem feminist hareket hem de akademi dışında çok güçlü bir araştırma ağımız var, çerçevemiz var. Ne yazık ki son yıllarda çok ağır bir dönemden geçtik. 2016 sonrası çok sayıda feminist araştırmacı da işinden edildi. Kimisi Barış'ın akademisyenler metnini imzaladığı için, kimisi başka gerekçelerle. Ve onların bir kısmı bir akşam bir yayınlanan kararnameyle birden kendilerini üniversite dışında bulmuş ve bu mekanizmaları geliştirmiş kişiler bunlar. Bu tarihi oluşturmuş çok kıymetli feminist araştırmacılar. Bir araya gelerek aramızda çeşitli oluşumlar kurdular. Bir tanesi de Aramızda Derneği. Orada mesela Boğaziçi'nin Citök Derneği'yim. Burada Boğaziçi'nden öğretim üyelerimizi, meslektaşlarımızı da görüyorum. İçim kan ağlıyor üniversitede yaşananlara dair. Ve Boğaziçi'nin en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi karar alma mekanizmalarında kadınların yer almasını sağlaması ve çok iyi bir örnek oluşturmasıydı. İkincisi de çok iyi bir cinsel tacizle mücadele birimi vardı. Cemre Bayton'un başında olduğu ve yeni gelen yönetimin ilk dağıttığı birimlerden bir tanesi oldu. Ama biz o deneyimden öğrenmeye devam ediyoruz ve inanıyorum ki o deneyim geleceğimizi oluşturacak aslında. Aramızda derneğinin hocam toplamamız lazım. Tamam, hemen. Ha, 15 dakika oldu. Söyledim. Öyle mi? Evet. Çok özür dilerim. Tamam. Hep birlikte bu konuları konuşmaya ve araştırmaya devam edeceğiz diyeyim o zaman. Onlarla ilgili ufak bir şey daha söyleyecektim ama geçiyorum. Belki soru cevap da gündeme geçelim. Tamam, tabii ki. Bir sonraya gitine geçebilir miyiz? Bir tek şununla bitireceğim. Bizim Sucender olarak 2019'da 8 Mart vesilesiyle yayınladığımız bir şeydi bu. Karttı bu. Sonuç olarak böyle bir yere gitmeye çalıştığımızı düşünüyorum. Hepimiz biriciyiz, herkes biricik. Herkesin o biricik varlığının en özgür, en yaratıcı şekilde ifade bulduğu eşit ve özgür alanlar yaratmak akademide ve akademi dışında. Neyse ki bu konuda yalnız değiliz. İyi ki Bilim Akademisi de var bu konulara bakan. Çok teşekkür ederim. Bu kadar uzattığını fark etmedim, özür dilerim. Teşekkürler hocam. Şimdi son olarak Zehra, senden şunu rica edeceğiz. Şimdi Bilim Akademisi Koara diye bir oluşumun imzacısı. Burada kişilerin değerlenmesinde ki biz işte gençlere ödül veriyoruz, yeni üyeler kabul ediyoruz. Sayılara ağırlık vermeyen kişilerin yaptıklarını sayısallaştırmadan onları değerleyerek kararlar veren mekanizmalar geliştirilmesi öngörülüyor. Zehra da bu konularda araştırma yapıyor. Şimdi kadınlar bunun neresinde deyip kendisine mikrofonu teşekkür uzattım. Teşekkür ederim. Slide açabilirsek. Genellikle bu tür konuşmalarda araştırma performans değerlendirmesiyle ilgili hep şöyle, böyle olmaz, böyle değerlendirilmez, akademisyenler böyle olmaz falan denir ama sonunda nasıl olur sorusunun cevabı çok söylenmez. Çünkü nasıl olurun cevabı yok. Yani kadın erkek fark etmeksizin nasıl olurun cevabını veriyoruz ama beğenmiyor karar vericiler. Çünkü o verdiğimiz cevap sayılmıyor. Mesela Jale İnan'ın çıkardığı o Herkül heykelinin Türkiye'ye geri kazandırılmış olmasının akademik performans değerlendirme kriterlerinde yeri yok. Bunu bir erkek yapmış olsaydı da yeri yoktu. Yani burada temelde bizim araştırma performans değerlendirme sistemlerimizde bir sıkıntı var. Mesela Web of Science'ın sınıflama sistemi çok kötü. Kütüphanecilik ve bilgi bilim alanı bilgisayar bilimleri alanıyla birlikte sınıflanıyor. Dolayısıyla Q1 dergilerinin tamamı etki faktörü yüksek oldukları, yani atıf potansiyelleri yüksek oldukları için Q1'deler. Geleneksel kütüphanecilik çalışanların hepsinin dergisi Q4'te. Ama Hacettepe Üniversitesi ya da akademik teşvik yönetmeliği ya da bütün yönetmelikler diyor ki Q1 ya da Q2 yayın yapmalısın çünkü üniversite alama sistemleri bunu istiyor. Ama adamın orada dergisi yok. Adam, bireyin orada dergisi yok. Çünkü yok. Ya orada dergi olmadığı için
O insanların orada yayın yapması çok zor. Ben burada Bilim Akademisi'ni gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Çünkü Koara'ya imza atmak iş değil. Koara'yı imzalayan Türkiye'den kurumlar da var. Ama aynı kurumlar daha geçen hafta üniversite sıralama sistemlerinde şuraya geldik diye de paylaşım yaptılar. Ama Koara'yı imzalayan bir kurum, Bilim Akademisi, bunu gerçekten ödül başvuru formlarına uygulamış durumda. Ödül başvuru formunda işte atıf etkiniz nedir, insights'ta kaçıncı sıradasınız falan gibi sorular yok. Ne yapmak istiyorsunuz, önümüzdeki iki yılda ne yapacaksınız ve en önemli yayınlarınız neler diye soruyor. Çünkü bilime ya da topluma katkınız var mı yok muya bakıyor. Temelde sorun aslında şey değil, yani araştırma performans değerlendirme sistemlerinin baştan değişmesi lazım. Değiştirmek için de politika yapıcıların bu konuda birazcık ikna olması lazım. İkna olması için de sayılabilecek şekle dönüştürmek lazım. Literatürde kadınların daha eşit hale getirilmesi için neler yapılmalı sorusunun cevabını biraz önce atıf yaptığım kitapta çok uzun uzun sayfalarca vermişler aslında. Hepsini tek tek geçmeyeceğim. Ama ilgileniyorsanız üniversitelere ne roller düşüyor, araştırmacılara ne roller düşüyor, fonlayıcılara, bilim iletişimcilerine ne roller düşüyor, bunlarla ilgili temel şeyler var. Ama ben ilk aşamada gördüklerimi söyleyebilirim. Mesela toplumsal cinsiyette bize biçilen rolleri akademide doğrudan uyguluyoruz. Tutanakların tutulması, bölümlerde organizasyon işlerinin yapılması, çünkü çok iyi organizasyon yeteneklerimiz var. İşte bıcır bıcır olduğumuz için bıcır bıcır olunması gereken dersleri vermemiz gibi. Yani daha resmi olunması gereken dersleri erkekler verirken böyle öğrenciyle yakın iletişimde olunması gereken işleri genellikle kadınların yapması gibi. Burada mesela ben bu konuda eleştiri yaptığım zaman genellikle şeyle karşılaşıyorum. Sen de koordinatörsün. Bir konuda koordinatörsün. Çünkü koordinatörlüklerin de sınıfları var. Bazı koordinatörlükler gerçekten koordinatörlük, bazı koordinatörlükler de angarya işleri yaptığınız koordinatörlükler. Ve biz bunu biliyoruz. Şimdi bu toplumsal cinsiyetteki rollerimizin akademiye yansımasını istemiyorsak ses çıkarmamız lazım. Ama bunu çıkaracak, sesi çıkaracak kişiler besin zincirinin tabanındaki kadın araştırmacılar değil. Besin zincirinin yukarısına bir şekilde çıkmış, o mücadeleyi vermiş, ununu elemiş, eleğini eskimeye terk etmemiş ama yine mücadelesine devam eden kadınların da ve bu konuda bilinç sahibi, farkındalık sahibi erkeklerin de desteğiyle olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani biri tutanağı tutalım mı bilmem ne hanım dediği zaman, çünkü hanım, hocam denmiyor biliyorsunuz, tutanağı tutalım mı hanım dendiğinde ya bu sefer de siz tutun diyebilmeli diğer hocalar ki burada bir eşitlik sağlanabilsin. Bir diğer taraftan, biraz önceki bulgularda gösterdim, erkekler yaptıkları çalışmaları duyurma konusunda çok daha yetenekliler. Ama kadınlar genellikle geri duruyorlar. Ben buna çok inanmıyordum aslında. Ta ki geçen hafta yaptığımız etkinliğin videosunu YouTube'da yayınlamak için üzere konuşmacı hocadan izin alana kadar. Dedi ki ya yayınlamasak, şimdi yanlış bir şey söylemişimdir. Durma, hani koymayalım. İçimde de hiç böyle bir cevap almamıştım ve bu gerçekten düşünmeme sebep oldu. Yanlış bir şey söylemişimdir endişesiyle geri durmak. Matthew etkisinin özellikle fon başvurularında çok etkili olduğu söyleniyor. Mesela bir kere başvuruyorsunuz, kaybettiniz. Ödül programına başvurdunuz, kaybettiniz. Bir daha başvurmaya geri duruyor. Özellikle kadınlarda bunun çok daha yaygın olduğu ortaya çıkıyor. O yüzden etrafımızdaki kadın doktora öğrenci, doktora araştırmacılarını, doktora sonrası araştırmacıları yüreklendirmek, İşlerini takdir etmek, seslerini duyurmaya yardımcı olmak, onları ağlarımıza dahil etmek ve o ağlarla buluşmasını sağlamak, çünkü akademide artık işler ağlarla yürüyor biliyoruz. Bu ağlara dahil etmek ve orada seslerini duyurmak önemlidir diye düşünüyorum ben. Yayıncılık süreçlerinde yine iyileştirmeler gerekiyor. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi makalelerin yazım sürecinde ve o verilerin toplanma sürecinde de bir eşitsizlik hakim. O eşitsizlikleri de gidermek lazım. Ama bu gibi, işte DORA gibi, KOARA gibi koalisyonlara imza atan kurumlarda birazcık çözülüyor iş. İmza attığımız şeyi uygulamaya geçirmemiz lazım. Bilim Akademisi'nin yaptığı gibi. Bakarsanız Türkiye'deki neredeyse bütün üniversiteler DORA'nın imzacısı. DORA diyor ki etki faktörünü kullanmayın. Ve Türkiye'deki bütün üniversitelerin akademik yükselme kriterlerinde etki faktörü var. Bir arkeoloğun
ya da bir geleneksel kütüphanecilik çalışan birinin ya da bir fizikçinin değerlendirme kriterleri çok çok küçük nüanslarla fark ediyor ama yaptıkları işler çok farklı birbirinden. Burada kadın erkek değil, baştan bizim toplumsal ve bilimsel katkılara odaklanmamız lazım. Burada kalite sözcüğünü kullanmaktan her zaman imtina ediyorum ben. Çünkü kalite çok objektif bir şey değil. Size göre kaliteli olan bana göre kaliteli olmayabilir ya tam tersi olabilir. Ama toplumsal ve bilimsel katkıyı anlamak, öncelemek ve toplumu bilime dahil edebilmek burada önemli. Bilim iletişiminde kadınları daha ön plana almak önemli olabilir. Bu ya, şu anda yaptığımız iş gibi aslında. Bilim iletişiminde kadınların seslerini çoğaltacak ortamların kurulması önemli. Ben çok olumsuz konuşanlardan değilim. Çünkü geçenlerde bir etkinlikte şey dediler, nitel araştırmaların ortaya çıkması ve bilimi geliştirmesi feminist çalışmalarla başladı. Feminist çalışmaların böyle bir etkisi oldu çünkü feminist yöntemler bilimi değiştirdi, biz mücadeleciyiz gibi bir şey söyledi. Biz gerçekten ya bunca şeyin içinde hayatta kalabiliyoruz çünkü öyle bir mücadeleci gücümüz var. Ben çok olumsuz değilim. Ve değiştirebileceğimizi de inanıyorum. Değiştirebilmek için bazı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bazen sesimizi çıkarmamız gerekiyor. Bazen şehrin delisi olmamız gerekiyorsa o deli şapkasını takmayı kabul etmek gerekiyor. Ama buradaki kalabalıkta bence bir şeylerin değiştirebileceğini göstermesi açısından önemli. İkinci kısmı umarım uzatmadım. Çok teşekkür ederim. Evet, bütün panelistlere çok teşekkür ediyoruz. Ben çok olumsuz değilim değil, ben çok olumluyum diyeceğim. Şimdi 15 dakikamız var soru için, şunu rica edeceğim. Derin bir nefes alın sorunuzu sormadan önce ve sadece bir cümlede sormanızı rica ediyorum. Ki 15 dakikamızı alabildiğimiz kadar çok soru alalım. Lale hocam oradan çok heyecanla elini kaldırdığı için hemen onunla başlıyoruz. Herhalde şunu kullanabiliriz, biz de bunu aramızda paslaşırız. Çok teşekkür ederim Zehra Hoca'ya, özellikle kadınların nasıl performansını değerlendirmesinde hamilelik aralarının etkisine değindiği için çok teşekkür ederim. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve genç bilim adamı ödüllerinde bunu nasıl dikkate alabiliriz? Çünkü biliyorsunuz genç bilim adamı ödülleri 30'lu yaşlarını aşmamış kişilere verilen ödüllerdir. Bu dönem ise kadınların çocuk sahibi olup büyüttüğü döneme karşılık gelir. Dolayısıyla acaba bu meseleyi nasıl, bu kriterleri nasıl değerlendirebiliriz? Bunu aslında literatürde uygulamada yaptıkları genellikle çocuk başına bir yıl gibi her şeyi sayabildiğimiz için onu da çocuk başı bir yıl olarak kavramsallaştırmış durumdalar. Ama bence Türkiye'de gençin neye karşılık geldiğiyle ilgili de bir sıkıntı var. Şimdi ben araştırmacı olarak genç miyim diye baktığım zaman bazı ülkeler doktora sonrası 7. yıl içindeysem gençim diyor. Bazıları diyor ki 40 yaşını geçmediysen gençsin falan. Hani Türkiye'de de bazı kurumlar 40 yaşı geçmiş olmak, doktorayı bitirme tarihi falan, o gencin neye karşılık geldiğini bile tam oturtamadık. Hamilelik sürecini genellikle uygulamada bir yıl ekleme şeklinde yapıyorlar ama bence bir çocuk sahibi olmak bir yıl anlatılabilecek bir şey değil diye tahmin ediyorum. Burada hepimiz çocuk sahibi insanlar olduğumuz için. Daha iyi ne yapılabilir bilmiyorum açıkçası. Belki diğer panelistlerin fikri vardır ama şu anda uygulamada bu bir yıl eklenmesinden başka bir şey yapılmış değil. Belki bu gencin kavramsallaştırmasının iyileştirilmesi yoluyla bir şeyler yapılabilir. Yani biz çünkü 40 yaşını aşmamış diyoruz ama kişi 38 yaşında doktorasını tamamladıysa zaten 2 yıl içinde 40 yaşını aşmış olacak. Genç olmayacak yani. O yüzden hani öyle bir gençlik kavramsallaştırması daha iyi olabilir gibi geliyor bana. Sizlerden var mı katkı vermek? Bir cümle söyleyebilirim. Daha 2 gün önce birisinin CV'sini gördüm. 1,5 yıllık bir dönemi hamilelik olarak yazmış. Bu dönemi
sıfırlamak istemiyorum gibi de bir cümle kurmuş. Yani o hamileliği CV'sine LinkedIn'de koymuş. Yani yokmuş gibi, sadece burası bir boşlukmuş gibi davranmayacağım. Size söyleyeceğim bu dönemde ne yaptığımı. Yani hamilelik döneminin de oradaki bakım emeğinin de görünür kılınması gibi bir şey. Bu da yaygınlaşabilir bir uygulama olarak ama çok önemli bir nokta bence. Burada Bilim Akademisi olarak kendimize değine batırıyorum. Biz bütün çocuklar için toplam bir yıl veriyoruz BAGİP. Yani 5 çocuğunuz varsa da bir yıl bekliyoruz. Bu çok tartışıldı. İleride de tartışacağımız bir konu. Bence de doktora sonrası yıl saymak daha doğru. Hocam tartışırız biz de bunları. İyi ki varsınız yeni üyelerimizden Lale Hocam. Fikirleriyle zenginlik katacağına eminim Bilim Akademisi'ne bundan sonra da. Deyip bir sonraki bir cümlelik soruyu alabilirim. Ayşe Hocam, sizin fikirleriniz var mı diye biz Müsemma ile merak ettik. Sizin yorumlarınızı, siz kapıya doğru gittiniz, gitmeniz gerekiyor belki de ama yani bu konuda orijinal araştırmaları yapmış olarak sizin görüşlerinizi duymayı çok isteriz. Öyle pek bir son zamanlarda yapılmış bu konuda bir araştırmam yok. Sadece gözlemlerinden bahsedebilirim. Akademik dünyada iş hayatı, yani akademik ilişkilerde Türkiye'de kadın erkek ilişkileri çok daha yumuşak olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi de Türkiye'de bu ilişkilerin çok bir akrabalık ilişkileri diliyle ifade edildiği. Yani aman bacım, kardeşim, yengem vesaire gibi iş muhitinde ve bunun çok da benim deneyimime göre mesela Amerika'da çok daha sert. Ve böyle şaşırtıyor insanı. Yani burada bir kültürel ortam meselesi de var diye düşünüyorum. Bunu ben ifade etmesi zor bir şey. Ve de yazmadım. Yani. Ama böyle bir gözlemden çıkılabilir. Öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu kadar çıkacağım. Çok teşekkür ederiz hocam. Katkınıza. Arkada bir sorumuz var. Evet, bu arada ben bugün bu salonda bulunan erkeklerin sayısından çok mutluyum. Çünkü biz genelde kadın kadına konuşuyoruz, dertleşiyoruz ama bugün yarı yarıya gibiyiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum zaman ayırıp geldiğiniz için. Çünkü birlikte yapacağız. Buyurun. Ben sorumu kısa soracağım. Yani etrafımdan da bileyim. Sizce kadının bu seviyeye olması ya da geri ise ya da hani hep hani kadınların geri olması sebebi erkekler mi yoksa kadınlar mı? Çünkü ben kadın öğrencilerimle konuştuğumda, arkadaşlarımla diyorlar ki ya bir kadının bir kadına yaptığını hiçbir erkek yapamaz. Sizce sebep erkekler mi yoksa kadınlar mı? Bütün konuşmacıların bu konuda fikri olacağını düşünüyorum. O zaman sıradan başlayalım. Son zamanlarda Feminist Hareket'te en çok kullanılan sözlerden bir tanesi kadın kadının kurdudur sözüne karşı kadın kadının yurdudur. Bu öğrenmemiz gereken bir şey, birbirimizin yurdu olmak. Her anlamda dayanışma hepimizin öğrenmesi gereken bir şey. Çünkü ne yazık ki içinde bulunduğumuz sistem bizi birbirimizin karşısına konumlandırıyor. Bu bütün insanlar için de geçerli. Ama özellikle de kadınlar için geçerli. Özellikle de kadınların az olduğu veya belki bir azınlık üyesisiniz ve azınlık kimliğinizden dolayı çok azınlıkta, yani çok azsınız. O yüzden de kendinizi o çoğunluğun parçası kılmak için o çoğunluktan daha fazla çoğunlukmuş gibi davranmanız gerekebiliyor. Dolayısıyla işte kadınların da erkeklerden daha da erkek, daha da sert ve başka kadınlara da karşı sert olması bekleniyor. Yükselebilmeleri için çeşitli merdivenlerde. Eğer ki bulundukları ortamın o patriarkal kodlarını, ataerkil kodlarını sorgularlarsa zaten o cam tavan dediğimiz şey çok daha erken başlarına vurmaya başlıyor. Dolayısıyla bulunduğumuz bütün kurumlarda ve bütün alanlarda bunu nasıl aşabiliriz? Birbirimizle ilişkimizi nasıl bir dayanışma ilişkisine dönüştürebiliriz? Bence hepimizin önündeki önemli sorulardan bir tanesi bu. Kadın kadının yurdudur da buna dair bir davet.
Mesela aramızda derneği bunu yapıyor. Yani üniversiteden atılmış, dışlanmış bir grup kadın bir araya gelerek toplumsal cinsiyet araştırmaları anlamında bir dayanışma şeyi kurdular. Ve bence olağanüstü çalışmalar yürütüyorlar. Bunun gibi üniversitelerin içinde ve dışında bulunduğumuz her alanda o dayanışma ağlarını nasıl geliştirebiliriz ve birbirimizin ayağına basmak değil, birbirimizin önünü açmak ve birlikte yükselmek için neler yapabiliriz? Hepimizin önünde duran acil sorulardan bir tanesi bu diye düşünüyorum. Ben Ayşe hocamın bıraktığı yerden şey diyebilirim. Bu kadın kadının kurdudur meselesinin ataerkil sistemin bize böl parçala yönet stratejisi olduğunu düşünüyorum. Kadınlar birbirine girerse erkeklere herhangi bir şey yapmadan yükselme fırsatı doğacak gibi hissediyorum. Benim hissettiğim bu açıkçası. Onlar kadınlar öyle ama sen onlardan değilsin. Sen başkasın. Sen işte hiç sorgulamadan çalışıyorsun. Sen erkek gibisin. İşte ben ona araba kullanırken çok hissediyorum. Ben agresif demeyeyim de çok seri araba kullanıyorum çünkü hiperaktif bir insanım. Herkes bana şey diyor, hiç kadınlar gibi araba kullanmıyorsun. Şimdi beklenti şu, ben o kadınlar gibi değilim dememi bekliyor aslında. Çünkü böyle bir kadınlar arasında ikilik, üçlük yaratılarak bence kadınların kendi aralarında bir tartışmaya girip böyle bir ayrıştırma yaratılmaya, fraksiyonlar yaratılmaya çalışılıyormuş gibi geliyor. Benim hissettiğim bu açıkçası. Siz de devam edin. Evet, söyleyeceğim. Ne söyle? Yani buradan devam edeyim. Bu yani genel nereden başlayacağım bilemedim. Ya bahsetmeye çalıştığım şey benim hani o yüzden biraz sistemik bir şeydi. Yani bilimin çok temelde yani çok eski dönemlerden itibaren çok eril bir alan olarak kuruldu. Artık orada kurguladığınız zaman onun içerisindeki ilişkilerde mesela şöyle bir şey de görüyoruz. Bilim veya mühendislik alanında çok onu gösterme fırsatım olmadı. Çok bilimin mühendislik alanlarının kendisi de eril alanlar ve dişil alanlar olarak ayrılıyor. İşte kimya mühendisliği, çevre mühendisliği, kadınların çok yoğun olduğu alanlarken makina, inşaat, elektronik mühendisliği gibi alanlar böyle çok erkek alanları olarak kodlanıyor. Şimdi bu erkek olarak kodlanan alanlardaki kadınlar kendilerini böyle farklı gördüklerini ifade edebiliyorlar. Ya ben diğer kadınlar gibi değilim, işte ben farklıyım. Şimdi bu böyle baktığınız zaman bu sadece hani o kadının sonra dönüp aslında bunu mesela içselleştirilmiş cinsiyetçilikte denebiliyor. Hani bunu söyleyenler olabilir. Ama yani orada sistemik bir sorun var ve onun içerisinde var olmaya çalışan kadın kendisini böyle görebiliyor. Ama üzerinde düşündüğü zaman hani bunun çok da problemli olduğunu da anlayabilir. Yani orada çok erkeklerin yaptığı bir alanda var olduğunuz zaman illa erkeksileşmeniz, erkek olmanız gerekmiyor. Yani bu sistem kadınları da içine çekiyor olabilir. Hani biraz öyle bir cevap vereyim ben. Kadınlar da o var olan patriarkal söylemi yeniden üretiyor olabilirler. Var olma, o sistem içerisinde var olmak kolay bir şey değil. Yükselmek için o oyunu kuralına göre oynuyor da olabilirler. Yani ama bunun suçlusu işte kadınlar birbirlerine kadın mı erkek mi diye sormak yerine oradaki problemli parçaları anlamak ve hani o söylemlerin nasıl çalıştığını sorgulamak daha önemli bence. Teşekkür ediyorum. Son bir soru alabiliriz. Son bir sorumuz yoksa ben iki şey söylemek istiyorum. Yani şu toplantıyı niye yapıyoruzla ilgili. Bir tanesi biz kadınlar çalışma alanlarında olmak için başta ailelerimiz içinde bulunduğumuz çevreyle bir sosyal kontrat imzalayarak bu işe giriyoruz. Yani bir cins ben akademisyen olacağım ama diğer bana atfedilen rollerin hepsini yapacağım zaten kontratıyla başladığımız için bir sürü yardıma ihtiyaç duyduğumuz alanlarda yardım istemek aklımıza gelmiyor. Çünkü işte ben anneme çocuğuna bakarsın değil mi diyerek girmedim ki bu işe. Zaten onu yaparsam o da olacak varsayımıyla giriyorum. En yakınlarımızdan bile yardım istemekten çekiniyoruz. Ve herkes kendi içine atıyor problemlerini, kendine aitmiş gibi devam ediyor. Diğer örnekleri de gördükçe bu çoğalıyor. Konuşarak, adını koyarak bunu çoğaltmak, paylaşmak, bunların üstesinden gelmek için önemli fırsatlar. Onu değerlendiriyoruz şu anda. İkinci söylemek istediğim de şu, biz bugün akademide kadınları konuşuyoruz ama
şu anda Türkiye'de de dünyada da aslında yüksek öğrenim artık herkesin, yani K12'de eskiden neredeyse herkes yüksek öğrenim görmek istiyor. Dolayısıyla biz çok büyük bir alana etki ediyoruz. Bütün öğrencilerimiz üzerinden, çoğu akademide olmayacak öğrencilerimiz üzerinden örnekler teşkil ediyoruz. Onun için Ayşegül'ün demin söylediği gibi işte ders programlarına bunu koymak, bunları derslerde dile getirmek vesaire de bu tür yanlış davranış kodlarının sadece akademiyle ilgili değil, çok daha geniş çevrelerle ilgili yayılmasına da destek olacaktır diye düşünüyoruz. Bu konuda her türlü geri bildiriminizi lütfen bize yapınız. Her alanda bizi yakalayın, bizi eleştirin. Hatalarımız olursa yüzümüze vurun, düzeltelim. Hepinize burada olduğunuz için çok teşekkür ederiz.